Onun lavaterinin altına da şey yaz. En düşük ruh düzeyi yaz. Besini maddedir. Algılayan değilim, daha net olsun ya. Evet, daha iyi olur hocam. Bilgiyi alır kaydeder. Formu algılar diyelim. Formu algılar ama diyelim. Aynen, tek cümlede ne yapacak bir şey yok abi. Formu algılar ama diyelim. İçine giremez de. İçine giremez. Şimdi 2'ye duyum ruha, 6'a şey yaz. Birinci ruhu da kapsar yaz. Ya da bitkisel ruhu da kapsar yaz. 3'e de şey yaz. Hem bitkisel ruhu hem de duyum ruhu barındırır yaz. Rasyonel ruha yeni bir madde olarak şey de yaz. Mantık yaz direkt. Bakar, virgül, dokunur. Temaşa eder. 3'e de şeyi ekle. Etkiyi hükümsüz kılar. 1'e şeyi ekle. 1'e. Tek hücreli canlılar. Solucanlar gibi. VB ya da benzeri. Evet arkadaşlar, biraz dinleme moduna geçiyorum. Hadi akıl yürütün bakalım, konuşun. Ne yani, ne anlıyorsunuz şimdi bu tablodan şu anda? Etkisel ruh baktığımız zaman görüyoruz ki yani primitiftir. Duyum yoktur. Düşünce de yoktur. Yani duyum, yani ikinci kısımdaysa duyu organları vardır artık. Yani duyu vardır daha doğrusu. Ruh bir şeyleri duyup algılayabiliyor. Rasyonel ruhtaysa artık yani hem bu bitkisel ruhun özellikleri hem de duyum ruhunun özellikleri, yani işte duyular, bunlar da var. Bunun üzerine bir de mantık var. Yani bir duyulardan yola çıkarak mantıki bir çıkarım yapabiliyor. İlk izlenimim bu. Ama duyu daha alt bir seviye ya. Onun zaten hani şey gibi oluyor. Aşmış gibi oluyor. Çünkü 3'te mantık var. Hani onun daha çok daha üstü olduğu için. Evet, evet. Rasyonel tarafa geçiyor, evet. Heraklitos dersinden belki hani hatırlıyoruzdur. Şey, noesis, hani akıl. Hani ruhun akılla hani bildiği şey diyeyim. Rasyonel hani ruhta noesisle bağdaştırılabilir. Aistesis de duyumlar, duyum ruhla bağdaştırılabilir. Bitkisel ruh dedi. Hani ruh düzeyi en düşük, besin madde. İşte tek hücreli canlılar demiş ya, yani hayatı idame ettirmek için içgüdüsel gibi hani. Burada Pengami de yazmış. Yok, ikiye demiş de o. Biri sanki içgüdüsel gibi. İkide temaşa var, dokunma var, bakma var, bilgiyi alma var, kaydetme var. Yani orta ruh, evet, yani içgüdüsel değil de. Hala rasyonel yani, tarafa tam olarak bir geçiş olmadığı için. Ama evet, bir geçiş yani, formu gibi. Ara form, ara bir basamak gibi sanki biraz da ama. Hı-hı. O zaman şöyle söyleyebilir miyiz? Bitkisel ruhta duyu olmadığı için, yani içgüdüyle, Raskol'un dediği gibi kalıplaşmış bilgiyle, yani ruhla gelen bilgiyle doğuyor. Onun dışına çıkamıyor. Yeni bir veri işleyemiyor. Yani yeni bir şey yok. Yani ulaşabildiği bir bilgi yok. Ama duyumda, yani duyuma geldiğimiz zaman duyum olduğu için sanki biraz daha irade var gibi. Evet, iki bir ara basamak gibi. İnsan gibi daha çok. Hani bilgiyi alıyor, kaydediyor, bakıyor, dokunuyor, temaşa ediyor. Algılıyor. İnsan gibi demeyeyim de. İnsan, yani normal insan düzeyine yakın desek. Hani. Aynen, normal insan diyelim, aynen. Normal, sıradan. Söyleyebiliriz.
Mesela bitkisel ruha tek hücreli canlılar diyoruz ya. Duyum ruhunda tüm duyu organları olan canlıları alabiliriz yani. İşte Evet. attır, devedir. Ne bileyim bunlar da duyum ruhuna girebilir. İnsan da olur. Zaten insan oluyor çünkü biz rasyonel ruh diyelim yani hani kendi kendimize biz zaten bitkisel ruhla duyumsal ruhu kapsıyoruz ya yani ruh olarak barındırıyoruz şöyle diyeyim. O yüzden bizde zaten var o özellikler. Üçte mantık diyor. Felsefecinin ruhu, filozofun ruhu diyebiliriz. Şöyle bir şey desek yanlış olmaz herhalde. Hani sıradan insandan, hani felsefe ve mantıktan haberi olmayan insanın insanı üçe alamayız herhalde. Çünkü zaten Hayır. rasyonel Hayır. düşünemiyor. Yok hayır. Bu türle alakalı değil üçüncüsü. İnsan olmak yetmiyor. Ya çünkü Ama kedi gibi yaşayan insan da var. Yani. şöyle bir şey var. Yani potansiyel olarak düşün yani. Herkes de belki vardır. Ama potansiyeli açığa çıkarmak konusu olabilir. Oraya Evet. yani gelmeyelim daha. Var, hayır. Var evet ama potansiyel olabilir de hani kendi yok. Potansiyeli kendisi değil ki. Yani algılayan ruh düzeyinde hala. Ya şöyle algılıyor ya, akıl var onda da ama işte rasyonel olarak onu kullanamıyor. Doğru düzgün açığa çıkartamıyor. Evet. Potansiyel olarak Evet. var zaten. Rasyonel ruha geçemiyor yani. O bahsettiğimiz insan türü, sıradan dediğimiz. Öyle bir herhalde. Evet. Duyum ruh. Aynen. Bitkisel ruha hani tek hücreli dersek içgüdüsel. Hani insanın da ama içgüdüsel tarafları var. İşte duyum tarafları da var. İkisinin birleşimi rasyonel ruhta hani hem bitkisel hem duyum ruhun şeyinde barındırıyor özelliklerini. Ama mantık var orada. Hani mantıkla işin yok. Formu algılar ama içine giremez dediğimizde böyle bir bedene gelmek kastedilmiyor herhalde. Şey mi? Teorisini bilmek gibi bir şey mi hocam? Orada bir kafa karışıklığı yaşadım. Olabilir. Son dediğin gibi olabilir. O zaman 3'e şey ekle. Kafa karışıklığı oluyorsa. Refleksiyon. Şimdi oldu. Yani forum dedi aklı algılıyor ama aklı kullanamıyor. Ama rasyonel ruh işte aklı algılıyor, tekrar içine dönüyor. Refleksiyon yapıyor. Bunda sadece tasvir var. Bunda tahkik var desem olur mu bilmiyorum. Bilmiyorum, bir düşünelim bunu. Bunda tasvir, bunda hem tasvir hem tahkik. Bunda tasvir, tahkik, tetkik var desem hata yapmış olur muyum? Bence Yani onları tasvir. o şeylere katma bence o terimleri. Farklı konular onlar. Yani hiç Bence de hani karıştırmamak gerek. solucan neyin tasvirini yapıyor ki? İçgüdüsel bir şey var onun. Değil mi yani? Evet, doğru Tabii evet. zaten duyusu yok yapamam. Aynen Aynen. duyu yoksa. Temaşa falan da yok. Aynen onları karıştırma bence. Onlar zaten mantık olduğu için şey 3'e gidiyor hepsi. Tabii o üçe gidiyor onların hepsi. Ha belki tasvir 2'de olabilir hani temaşa ediyor ya. Yok, yok olmaz. Bu tasvir 2'de olabilir şimdi temaşa ediyor ama tasvir edebiliyor. Bilgiyi alıp kaydediyor dedik ya. Tasvir olmaz mı 2'de? Olabilir aslında. Çünkü mesela kedi falan düşünsek, duyum ruhu. Kedi işte mesela yemek verdiğimizde aklında, daha doğrusu bir köpek de vardı galiba, denek. Işığı yandırdığında beyninde canlanıyor ya, yemek gelecek diye. Evet. Ağzından su akıyor. Öyle Zaten tasvir ediyor işte. tasvir ediyor. Algılamak için zaten tasvir lazım. Tasvir edilmeyecek şeyi nasıl algılayacağız ki? Yani tasvir Yani olmayan şeyi. aynı. Şimdi burada sanki şey kalıyor.
Etkiyi hükümsüz kılar diyoruz ya. Bu ne? Buna bakalım. Yani bu buradaki etki şey olabilir. Hani ilkel yönün etkisi belki. Yani daha çok o bizi rasyonellikten uzaklaştıran etkiyi hükümsüz kılıyor olabilir. Yani. Evet, daha ilkel bey. Rasyonel tarafa yönelmiş oluyoruz daha çok bu yüzden. Hani yönelebiliyoruz daha doğrusu. Mesela ikiye refleksiyon koymadı hoca. Yani mesela ikiye hayvanlar desek çok mu böyle hızlı olur, acele genelleme olur sizce? Yani aslında duyu olan tüm canlı varlıklara duyular olan. Solucan mı zaten? Solucan da hayvan zaten, bitkisel ruhu varmış dedi ki. Pratikten bile habersiz, pratiğe bile hakim değil. İkinci ruh pratiğe hakim. Üçüncü ruh hem pratiğe hem teoriye hakim. Yani pratik dediğin zaten o istemsiz yaptığı için yani belli bir farkındalık yok zaten. Yani mesela bitkisel ruhun özelliğine şeyi ekleyebiliriz belki. Nefes alma özelliği gibi. Hani böyle otomatikleşmiş, daha çok şey olmayan, böyle akılsal bir şey olmayan. Etkiyi hükümsüz kılar. Herhalde bitkisel ruh ve duyumsal ruhun rasyonel ruh onları kapsıyor ya. Rasyonel ruh üzerindeki o iki şeyin etkisini hükümsüz kılabiliyor diyebiliriz. Çünkü zaten refleksiyon yapmak o bir nevi de aslında o yani. Bu bitkisel ruh etki tepkiye maruz kalarak hayatını idame ettiriyor diyebilir miyiz? Zaten ona dediğin zaman hepsine diyeceksin. Çünkü kapsıyor ya yani hani. Evet. Yani tüm A'lar B'yi içeriyor. X bir A'dır. O zaman X de B'yi içeriyor. Öyle bir şey. Minka şey, o hayvanlarla insanları ayırmana gerek yok zaten. İnsan da bir hayvandır. Fark yok yani. Ya yanlış anlaşılmasın diye biraz daha açık olsun diye dedim de. Hani bir hata sizce, sorun nerede var? Bu minka biri, bazı hayvanlar mesela solucanlar falan da yazabilirsin. Tek hücreli canlılar yazdım zaten. Ya bir solucan içgüdüsel, bilgi alıp kaydetme yok. En düşük ruh düzeyi. İnsan da bazen en düşük ruh düzeyinde olabiliyor. Ama solucanlar hep böyle. İki, duyum ruh. Bilgi alıp kaydetme var. Şey var, temaşa var. Bitkisel ruhu da barındırıyor bu ruh düzeyindeki. İnsan da olabilir. Üç, refleksiyon yapma var. Yani formu algılıyordu ama içine giremiyordu. Yani aklı algılıyordu ama yani aklı kullanamıyordu ya. İçine giremiyordu erken aklın. Üçte bu yok. Refleksiyon var. Üç, rasyonel ruh. Hani insanda felsefe yapan ya da işte insanın ruhu. Ama bu ruh da aynı zamanda içgüdüsel ve ilkel beyin işte. Onu da barındırıyor. Normal algılayan ruhtaki bilgi alıp kaydetme de var. Mantığı da kullanıyor. Ama şey yok. Lafını bölmeyeyim. Etki yok. Etkiden yani etki hükümsüz kılar diyor ya. Etkilenmiyor. Çünkü o zaten rasyonel olana ulaştığı için refleksiyon yapabiliyor eskisiz bir şekilde. Şimdi burada arkadaşlar şu dikkatinizi çekiyor sanırım. Burada 2 ve 3'te mesela bir çapraz bir şey yapabiliriz. Yani şöyle mesela formu algılar ama içine giremez dedik değil mi 2'de duyum ruhta? Hı hı. Evet. Üçte etkiyi hükümsüz kılar. Aslında bunlar birbirine bağlantılı. Ne olabilir? Yani mesela bu ikisini düşünün.
Hocam şöyle diyebilir miyim? Bu duyum ruhun içine girememe kısmından etkilenmediği için formun içine girebiliyor. Yani bundan etkilenmiyor. Hükümsüz kılıyor etkiyi. Bu yüzden girebiliyor aslında. Diyebilir miyim? Ne yaptığı için girebiliyor? Formu algılar ama içine giremez dedik ya duyum ruhta. Evet. Rasyonel ruhta da etki hükümsüz kılar dedik. Yani bu işte algılar içine giremez kısmından etkilenmiyor. Çünkü zaten rasyonel olana yöneldiği için. Hani daha çok algısal değil, rasyonel olduğu için formun içine girebiliyor. Çünkü tamam, rasyonel... Ama, tamam, örnek ver mesela. Nasıl gibi mesela? Ne örnek ver mesela bir konu? 2 ve 3'e, ikisine de örnek olsun. Hani. Bir de böyle olur, 3 de böyle olur gibi. Yani duyum ruhuna formu algılar diyoruz ya. Yani rasyonel ruh, rasyonel ruhta da var. Yani rasyonel ruhu barındıran canlılarda da var algı. Ama algıyı devre dışı bırakabilir. Yani algının etkisini hükümsüz kılabilir. Dediğim gibi zaten yani refleksiyon yapmaktır. Yani bunun gibi. Zaten o hüküm artık etkisini kaybediyor. Böyle açıklayabiliriz. Ben de bir örnek vereyim. Belki konuyu daha iyi anlayabiliriz. Şey mesela duyum ruhta dedik ya içine giremez ama algılar diye. Mesela işte şöyle bir örnek vereyim. Bir şeyin öldüğünde hani şey olduğunu anlıyoruz. İşte toprağa karıştığını anlıyoruz. Mesela yok olmadığını aslında az çok anlayabiliyoruz. Ama bunu rasyonel olarak, rasyonel ruhla kavrayabiliyoruz gerçek anlamda. Biz algısal olarak içine giremiyoruz o bilginin. Mesela kavrayamıyoruz o yüzden. Bilmiyorum doğru mu oldu ama. Tekrar söyle. Dedim ki hocam mesela işte duyum ruhta mesela bir şeyi algılıyoruz. Bu örneğimde şöyle bir örnek verdim. Bir şeyin mesela hayır, öldüğünde. Ben dediğini dinledim ama çok net anlat yani örneğini. Duyum ruhta bir şeyin toprağa karıştığını algılıyoruz ama bunun içine giremiyoruz. Bu bilgiyi oturtamıyoruz. Bunu rasyonel olarak anlayıp oturtabiliyoruz. Refleksiyon yapıyoruz. Evet. Güzel. Böyle bir örnek düşünün. Var mı başka örnek verecek olan? Bu örnek doğru bir örnekti. Şey gibi. Hani taklit. Hani Erdem'in taklidi gibi. Ya da bilgeliğin taklidi. Hani nasıl desem. Algılıyor. Bir şeyler var. Hissediyor. Ama yani şey practice mesela inşaat işçisinin bilgisi gibi. Teoriye yok. Evet, bu da güzel bir örnek. Başka? Yani hocam, duyum ruh mesela o toprağa karışan hani bedeni yok oluyor olarak görüyor ama asıl rasyonel ruhla biz onun yok olmadığını anlıyoruz. Hiç kimse mutlu sayılmaz ta ki ölene dek. Kimdi hocam? Solon, Kral Solon. Bu antik Yunan'da köleliği falan kaldırıp falan öldürüp. Evet demiştiniz. Tamam. Büyük adam. 594. Öldürülüyor. Çok derin bir söz hocam. Basit bir örnek de verilebilir. Yani forma algılar içine giremez veyahut da forma algılar ama kavrayamaz. Mesela bir ayna düşünelim. Aynaya bakıyoruz. Ama ayna yamuk. Yani eğri gözüküyoruz. Ama algılayamıyoruz eğri gözüküp gözükmediğimizi. Çünkü algılayacak şey yok. Yani mantık yok veyahut da şey, yani bir nevi anlamıyoruz, kavramıyoruz. Ama rasyonel ruh bunu yapabiliyor. Yani algıyı devre dışı bırakabiliyor. Yani yanlışlayabiliyor algısını. Yani ama oradaki algının verdiği etkiyi hükümsüz kılıyor değil mi? Evet. Evet. Daha da basit düşünün. Yani mesela işte ne bileyim sürekli başını ağrıyor tamam mı? Birkaç gündür. Ha diyorsun lan işte beynimde tümör mü çıktı şey oldu. Bak etkiliyor bu seni değil mi? Üzüyor, korkutuyor, endişelendiriyor falan. Evet. Gidiyorsun doktor ne yapıyor abi bilgisiyle etkiyi hükümsüz kılıyor. Diyor ki yok kardeş diyor ilaç geçer diyor. Yani stresli bir baş ağrısı. Ne oldu? Etkiyi hükümsüz kıldı. Şöyle bir örnek de verilebilir. Evimizdeyiz, oturmuşuz.
yakından çok gürültülü ses geliyor. Yani maç, futbol maçı izleniyormuş gibi ya da varmış gibi. Yani herhalde diyoruz ki, mantıkla diyoruz, yanımızda futbol oynamıyorlar. Birisi yüksek sesle bir şeyi dinliyordur. Yani bize gelen algıyla, yani bize gelen datayı yargılıyoruz mantıkla. Yani yanlışlayabiliyoruz. E tabi. Hayır, hayır. Etkiye dalga diyemezsin. O başka bir şey. Ara alegorisi gibi değil mi hocam? Evet, yani oradan da çıkabilirsin. O tarafı da var tabii ki. Ya mesela Aristoteles diyor ki arkadaşlar, yani biz diyor erdemi neden araştırıyoruz? Hani erdem, hani bu sorunun cevabını bulunca mutlu, hani şey olacağız, mutlu olacağız o falan, kendimizi tatmin edeceğiz. Erdemin ne olduğunu bulduk, o yüzden erdemli olmalıyız diye araştırmıyoruz kardeşim diyor. Biz iyi insan olmak için erdemin ne olduğunu araştırıyoruz diyor hani. Erdemin kendisinden dolayı değil bu, dış etken. İyi insan olmak burada amaç var, telos var. Şey de ekleyebiliriz. Ya zaten mantığa giriyor bu da. Duyum ruhu tamamen subjektiftir. Yani objektiflik yoktur. Ama rasyonel ruhta zaten objektiflik var. Çünkü mantıktan yola çıkarak şey yapıyor. Yani ama her değişebilir tabii. Onu değişebilir. Şey yapma aynen. Evet, o kişiden kişiye belki şey yapabilir. Duyum. Yo, duyum da nesnel olabilir. Aynen aynen. Bunlara insani sıfat verip de rasyonel ruh bununla ilgilenir, duyumsal ruh bununla ilgilenir. Böyle yapmayalım, şöyle diyelim biz buna. Bunlar aşamalar. Çünkü rasyonel ruhun içinde de duyum ruhu var. Hani bu, o da rasyonel ruh da bilgi alıp kaydediyor. Hani tamam, o algılayıp içine giremiyor ama zaten bu bir aşama. İlk aşamada zaten algılayıp içine girmiyoruz. Algılıyoruz, sonra içine giriyoruz. Bunlar hani rasyonel ruhta da var. Hani rasyonel ruh şunu yapar, işte tözü algılar, işte diğeri maddeyle ilgilenir, o maddecidir. Şöyle öyle şey yapmayalım da bunlar aşama aynen. Gibi bilimsel bakalım. Aynen, aynen. Şöyle de ekleyebiliriz üzerine. Yani gereksinim olarak. Yani bitkisel ruhun gereksinimleri belli, yani orada yazdığımız gibi. Duyumsal ruhun da gereksinimleri belli. Yani rasyonel ruha geldiğimiz zaman yeni gereksinimler çıkıyor ya işte. Yani mantıktır, refleksiyondur, yani yeni özellik mi diyelim? Yani rasyonel ruh refleksiyon yaparak madde hakkında da düşünebilir. Asıl olay yani, evet. Rasyonel ruh. Yani bunu o maddeci, şu şeyci falan öyle değil de daha çok olayın niteliğiyle olay hakkında hani. Burada olay basit. Hani rasyonel ruh mantıkla, refleksiyonla etki yükümsüz kılarak ki arkadaşıyla olan ilişkisinde ya da işte eşiyle olan ilişkisinde düşünebilir yani. Burada illa rasyonel ruha bir teleoloji gaye yüklemeyelim. Bu durum bu. Hani durum bu. Hayır ama Bengami öyle yanlış oluyor. Duyumcular maddenin nitelikleriyle ilgilenir. Ne alakası var? Bu baştan yanlış zaten bu cümle. Duyumcuların maddenin nitelikleriyle ilgilendiği varsayımı yanlış bir kere yani. Niye böyle bir ön koşul koyduk ki? Duyumcular şununla ilgilenir diye. Rasyonel ruh bununla ilgilenir diye. Genellemeye gerek yok ya. Aynen, sadece bunlar meziyetleri. Rasyonel ruh bedeninden etkilenmiyor ne demek ya? Etkileniyor ama hükümsüz kılıyor etkiyi. Mantıkla. Daha demin konuştuk ya Hüseyin. Bak zaten altta yazıyor, hem bitkisel ruhu hem duyum ruhu barındırır diyor ya. Şey olarak da yani bunu
Şöyle düşünebiliriz. Hem bitkisel ruh barındırır, o demek değildir. Yani ruh, ruhun içinde ruh barındırır. Şu anlama gelmiyor. Yani ruh gelişkin olduğu için o özellikleri de kapsıyor. Ama yeni özellikleri de var işte. Bu, yani kendine has özellikleri de var. Rasyonel ruh diğer ikisinin tümeli zaten. Aynen. İkisini de kapsıyor.